Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu cihazımızı bir deneyeceğiz. Bu videoyu galiba 6. kez çekiyorum. Gerek aracın ekonomi moda girmesinden gerek videoyu yayınlayacak esnada YouTube'un müzikten kaynaklı telif hakkı hikayesinden kaynaklı. Yani ilk gördüğünüz videonun başındaki kablonun rengi yeşil olabilir. Yeşildi diye hatırlıyorum. Tekrar çekiyorum. Kabloyu falan da alıp atmıştım herhalde bir kenara ya da yukarı çıkartmışım. Aletimiz hazır. Cihazı bir teybimizi açalım. Doğru kanalda mıyız? Bir görelim. 99.9 diyor. Açtık. Biraz bir background noise'ı var. Bir parazitlenme var gibi. YouTube'un free müziklerinden birini açıyoruz artık mecbur. Bulabildiğim en düzgün müziği bunlar. Şöyle bir ses ayarına bakalım. Bu arada FM transmitter kullanıyorsanız eğer ses ayarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir husus. Zira birçoğunun giriş seviyesi çok düşük. Yani çok fazla sesi açmayın kısaca. En yükseğe getirip kısarak sesin normalleştiğini bir görmeye çalışın. Bazılarınız tahmin ediyorum ki sesi sonuna kadar getiriyor. Alet iyi bile çalışıyorsa kötü çalışıyor gibi gözükmeye başlıyor. Kötü yani ses bozuluyor. Input'un yani giriş seviyesinin çok yüksek olmasından kaynaklı. Şu anki haliyle bu şekilde. Evet, arka plandan biraz noise duyuyorum yani. Biraz kıstığımızda belki daha şey gelecek. Umarım parazitlenmeyi siz de alıyorsunuzdur. Şöyle kapımızı da kapatalım. Hatta kapıyı kapatınca parazitlenme arttı bile gibi geliyor bana. Var mı bilgisi? Ya da hoparlör bize yaklaştığı için de olabilir sorun. Şimdi beraber canlı canlı alt üstü bir tane tel sararak vericiye işi düzeltmeye çalışacağız. Kapattığımda çok fazla parazit gelecek. Evet. Hemen bir kısalım. Cihazı kapattık. Kapatmaya dikkat ediyorum. Yanlışlıkla frekansını falan değiştirmek istemiyorum. Ha, bu arada aklınızda bir soru işareti bulunmasın. Şunları bir ölçelim. Yine 99.9'da. Yani kanal ayarını falan bilmem neye elleyerek bir iş yapmıyoruz. Umarım gözüküyordur. Gözükmüyorsa da bir zoomlamayı deneriz. 99.9'da, evet. Kapatalım. Kapattık. Şimdi umarım gözüküyordur. Bakın en dış kısma yani eksi kutbuna hoparlör ya da kulaklık sisteminizin. Alt üstü bir kablo saracağım. O kadar. İncecik bir kablo. Hani bunu lehimlemek daha doğru tabii ki. İçeriden doğru lehimlemesi çok çok daha doğru bir hareket. O durumda size gösteremem ne yaptığımı. Yaptığım tek şey basitçe dış kısmına göründüğü üzere bir kablo sarmak. Şu an cihaz kapalı Allah'tan. Yanlışlıkla butonla falan dokunuyorum. Işık yakardı açık olsa. Kanalı değişmiş olurdu. Öyle bir durum yok. Elinizden geldiğince kullandığınız kabloyu da düz tutmaya çalışın. Bakalım tam yerine oturtabildik mi? Tabii kablonun da payı olunca biraz orada. Evet, oturtturduk. Wow. Evet. Çok daha iyi gözüküyor. Şimdi buradan sesi fazla açtığında zaten ses bozacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani girişi çok fazla olduğu için FM vericinin input kısmından çok yüksek bir ses dalgası girdiğimiz için yüksek desibelde bir giriş yaptığımız için otomatik olarak ses zaten bozuluyor. Buradan kısmanız gerekiyor. Bozulmadığını duyana kadar. Ben şöyle iki basamakta sanki bozulmadığını hissediyorum. Tabii şu teybin ayarlarından da biraz
Güzel. Equalizer ayarını biz bunun şeysini nasıl yapacağız? Heh. Flat yapalım. Flat, evet. Yine de hala bir yükseklik var, bir kademe daha. Bir kademe daha buradan düşürelim. Baştan mı dinleyelim, başka bir şarkıya mı geçelim? Kız bırakmayan ve ter kokusuna karşı şimdi en etkili formülüyle yeni Nivea Men Black and White güçlü etki. Evet. Biraz yükseltelim buradan girişini. Şöyle elime takılmasam daha güzel olacak. Oldukça iyi gözüküyor. Kapıyı açtığımızda bir fark var mı? Önceki haline nazaran oldukça iyi. Bu konuda diğer bir soru ise aslında aracımızın anteninin aracın dışında bulunması. Aracın kendisi şu an bir Faraday kafesi görüyor. Hani böyle bir cihaz kullandığınızda dıştaki anteni eşleştirebileceğiniz bir noktada olsa cihazı dışına, aracın dışına koyabilirsiniz, çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Durum bu şekilde arkadaşlar. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Eminim aracın üzerindeki orijinal teyp daha da iyi çekecektir. Ben açıkçası JVC'yi aldım alalı. Normal şartlarda da bilmiyorum, tam istediğim bir radyo çekim performansını yakalayamadım. Kendi üzerindeki orijinal teyp veya diğer araçlarımda da kullandığım orijinal teypin radyo çekimi JVC'den nispeten daha iyiydi. Tabii şu an şu DX kısmını kapatamıyorum bunun. Bu DX dediği uzaktaki yayınları alma özelliği. Bir de lokal seçim var. Dokunmatik ekranımızda sorun var şu sıra. Bir ara bununla da bir ilgileneceğiz. Bununla da bir video çekeriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi basit bir şekilde kablonun en dış kısmına, eksi hattına kulaklık soketinin bir tel bağlarsanız 70 santim civarında bu sorun çözülecek. Çok çok daha iyi FM transmitterlerden performans elde edeceksiniz. Normal şartlarda bahsettiğimiz gibi bizim cep radyolarımız ya da işte Walkman'lerimiz de kulaklığınızı sizin anten olarak kullanıyordu. Zira kulaklıklarda nereden baksanız bir 70 santim civarı falan oluyorlardı. Bu civarda falan. Rahatlıkla radyo yayını alabiliyordunuz. Kulaklığı çıkarttığınız takdirde antensiz zaten gene onlar da çalışmıyordu. Bunlarda da aynı benzer bir durum var. Ne yazık ki antensiz çalıştırabileceğiniz bir FM verici olmaz. Bir şekilde sizin ona bir anten yapmanız gerekiyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.